Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostlarım, şimdiki anlatacağım menkıbemizin konusu tövbe eden kurtulur. Tövbe, günahtan dönmek ve yapılan günah fiilden ötürü pişman olmak demektir. Kulun işlediği günahlardan dönerek tövbe etmesi ve Allahu Teala tarafından af ve mağfiret edilmesi ile kalbin birlikte pişmanlık duyarak tövbe etmesine bağlıdır. Kişi sadece diliyle tövbe edip kalbinde eski günahına devam etme yönünde bir meyil olursa da bu tövbe yalancıların tövbesi oluyor. Ki bu tür tövbelerin kabul edilmesi mümkün olmaz. Tövbenin hem dil hem de kalp ile yapılması ve bunun yanında geçmişteki günahlara düşmemeye azmedilmesi, tövbe eden kişinin tövbesinin kabul olunmasının en büyük alametlerindendir. Çünkü Allahu Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: Ey iman edenler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Diğer bir ayeti kerimede de şöyle buyurulmuştur: O Allah, kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayandır. Bir kimse günahların çirkinliğini ve sonunun ateş olduğunu bilir, Allah muhafaza. Allah Celle Celaluhu azabına karşı kendi acizliğini hatırlarsa günahlardan kendisini muhafaza etmeye gayret eder ve hemen tövbeye sarılır. Kişi samimiyetle yapılan tövbelerin Cenab-ı Hak katında kabul edildiğine inanmalıdır. Hatta iyilik olarak hasenat defterine yazıldığını Allahu Teala da şöyle müjdeliyor: Ancak tövbe ve iman edip güzel amel yapanların Allah kötülerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır ve de çok merhamet edicidir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor: Hakiki olarak günahlarına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Bir başka hadislerde de bütün insanlar hata edicidir. Hata edenlerin en hayırlısı ise çokça tövbe edenlerdir buyurulmaktadır. Yani günahlarını terk etmeden Allah'tan af ve mağfiret istemek yalancıların istiğfarıdır ve galen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.